Gerçekten korkunç bir eylem olduğunu düşünüyorum. Devletin zafiyeti olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Terör örgütleri de zarar vermek istiyor olabilir. Evet, imara açılmak için de yakılıyor olabilir. Evet ama içimiz yanıyor yani. Allah belasını versin teröristlerin. Orman demek, ağaç demek bir can demek. Allah hepsinin belasını versin, yakınlarının belasını versin. Ne düşünüyor? Teröre çok pasif davranılıyor. Yani biraz daha yaptırım olsa, idam gelse mesela. Bence bunlar olmaz. Yani açıkçası bana kalırsa terör örgütlerinden ziyade devletin ihmali olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Sözde Ermenistan devleti kuracakları için sınır çizmeleri falan diye biliyorum ama bilmiyorum, yine avuçlarını yalarlar yani, ne söyleyeyim. Türkiye'de son zamanlarda çok büyük yangınlar meydana geliyor. Terör örgütleri ormanlarımızı yakıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında bilinçlenmemiz gerekiyor. Bütün terör örgütlerine ve bize karşı yapılan bütün saldırılara birlikte savunmamız gerekiyor. Terör örgütleri ormanlarımızı yakıyorsa oranın o zaman imara açılmaması lazım. Ben bunun ikisinin bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Tam anlamıyla onlar da yakıyor diyemiyorum. Ama dikkatli davranmak gerek. Ormanlarımıza yazık oluyor, bunu söyleyebilirim sadece. Orman yangınları eğer batı illerinde veya turistik yerlerde olursa, mesela Antalya'da, Bodrum'da, ne bileyim Didim'de, Aydın'da, bunun terör örgütünden değil de daha çok rant için, otel için yapıldığını düşünüyorum. Ama şimdi Hatay'da, İskenderun'da ciğerimiz yandı biliyorsunuz. Bunun terör örgütleri tarafından yapıldığına ben de inanıyorum. Amaçları tamamen sadece canlılara, insanlara zarar vermek değil, yaşadığımız her şeye zarar vermek. Bunların amacı bu zaten. Terör örgütü gerçekten kahrolsun diyoruz. İskenderun'da canımızı yaktı. Yani bu zaten en başından beri belliydi. Hani başımıza bela olacağı diyeyim kısaca. Ya bir çözüm bulunması gerekiyor ama kimsenin bu konuda bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yani terör örgütünün yani kendine yakışan yaptığı bir olay. Yani ormanları tam hani korunsun ama sonuçta ormanları koruyabilmenin yani pek bir mümkünatı yok. Bilmiyorum, kasıtlı mı yapılıyor, kasıtsız mı yapılıyor, hani onunla ilgili bilmiyorum ama hani bizim için kötü bir şey yani. Yeşil alanlarımız azalıyor. Zaten çok kısıtlı bir yeşil alanımız var. Hani korumamız gerekirken daha çok da hani böyle yapılması bizi çok üzüyor. Hani gelecek nesil için de endişeliyiz. Ormanlarımız yani bilmiyorum, bizim canımız, çünkü içinde hayvanlar var, canlılar var. Yani onlara bilmiyorum, onlara üzülüyorum ben en çok. Ya başka söyleyebileceğim bir şey, yani lanet diyoruz. Yani canımız gidiyor, yani hayvanlar ölüyor. Yani ne için yakılıyor bilinmiyor. Yani söyleyeceğim bu kadar. Vallahi şimdi terör, her yerde terördü zaten. Bunlar ormanlarımızı yakıyorsa terörün kökünü komple kazmak lazım abi. İlçeleri Bakanımız zaten adamın kralı biliyorsunuz. Buna destek olup terörü bitirmemiz lazım. Yani ilk başta bu terörün HDP'li milletvekillerinden başlamak lazım. Hele Kemal Kılıçdaroğlu zaten onun yandaşlarından birisi. Bunlar vatan haini. Vatan haini ne yapmak lazım? Diyeceğim başka da bir şey yok. Yakalanmasını istiyorum tabii bu kişilerin ve bazı sorumsuz davranışlar sergilendiğini düşünüyorum. Ne kadar o İç olayları bilmiyorum. İtfaiyenin geç kaldığı, umursamadığı olaylar konuşuluyor ama bunun hakkında bir şey diyemem ama terör örgütlerinin bunları bilinçli bir şekilde, artık patlamalar azaldı ülkemizde ve diğer türden ülkemize zarar vermek istediklerini düşünüyorum. Tabii PKK'nın bu suçu HDP'nin veya suçu üstlenmesiyle bir tepki ortaya çıkıyor ve bu doğru. Hani bilmesek desek ki belki ihmalden olduğunu desek hani bir şey diyemeyiz ama bu suçu üstlendikten sonra da bir müdahale yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tabii ki tasvip etmiyoruz, üzülüyoruz. O elimizden bir şey gelmiyor tabii. Normal sıradan bir vatandaş olarak. Teröre çok pasif davranılıyor. Yani biraz daha yaptırım olsa, idam gelse mesela, bence bunlar olmaz. Bir de yani devlet kanalıyla çok hizmet verdikleri için PKK gibi diğer örgütlere, bunlar normal yani. Yani baktığınızda Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi bile onları savunmak için, Cumhuriyet'in kurucusu gazete,
onları savunmak için haber yok. Hiç siyasi bir fikrim yok bu konu hakkında ama gerçekten olan yangınlara çok üzülüyorum ki ben Akdenizliyim, Adanalıyım. Yani Hatay çok yakın bize, o yüzden yangınların olması gerçekten korkunç bir eylem olduğunu düşünüyorum. Sözde Ermenistan devleti kuracakları için sınır çizmeleri falan diye biliyorum ama bilmiyorum, yine avuçlarını yalarlar yani, ne söyleyeyim. Ama yerine yanan ağaçlara yerine tekrar ağaçlar dikilir mi orasını bilemem. Ama umarım dikerler. Allah belasını versin teröristlerin. Orman demek, ağaç demek bir can demek. Allah hepsinin belasını versin, yakınların belasını versin. Allah'ımız yakın zamanda bu terör dalgasından Türkiye'mizi, vatanımızı kurtarsın inşallah. Yani açıkçası bana kalırsa terör örgütlerinden ziyade devletin ihmali olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Çünkü bu sadece hani ilk olan bir şey değil. Normalde terör örgütleri dışında da yangınlar çok fazla oluyor. En son Pozantı'da oldu hatta, biliyorsunuzdur. Hani bunun tamamen devletin orman işleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir tık ihmal ettiklerini düşünüyorum. Terör örgütlerine gelince zaten onlara söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum pek fazla da. Devletin zafiyeti olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü hani kontrol alınabilecek bir şey. Hani Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, köy işleri, işte bekçilik girdi devreye. Eskiden daha orman bekçilerimiz vardı. Demek ki hani bizim kontrolümüzde bir problem var. Biraz daha o terör örgütlerinin yuvalanmaları nasıl bu kadar içimize kadar girebildiler? Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Hani sadece Hatay ya da orman yangınları için değil. Hepimiz işte yaşıyoruz, arabalarımız var. Herkesin evinin önünde kamera yok. Bugün gelip arabalarımızın üstüne de molotof kokteyli atıp yakabilirler. Evimizde, bahçemizde olabilir. İşte Kayseri'de çoğu insanın müstakil bir evi de var mesela. Kışları o evi terk ediyor, yazları yaşıyor. Demek ki o kadar güvenliksiz bir durumdayız şu an. Benim aklıma o geliyor sadece. Yani güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yapılacak, yani 82 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Nüfusumuz fazla, yani metrekare olarak, yüz ölçümü olarak büyük bir ülkeyiz. İstediğimiz kadar önlem alalım, yapacak bir şekilde yapar ama bu kadar büyük bir şey yapamazlar. Bunun önüne neden geçilemedi açıkçası merak ediyoruz yani halk olarak. Sizce ne tür çözüm bulunabilir? Yani ortadan kaldırılarak en kesin çözüm bu yönde olur kesinlikle. Muhtemelen güvenlik arttırılsa daha iyi olur. Yani ormanlar izbe yerler olduğu için her türlü kötü eylem orada yapılabiliyor veya hani terör içinde düşünürsek orada saklanma ihtimalleri de daha yüksek ki yakmışlardı zaten. Herhalde güvenlik arttırılsa daha iyi olur. Ormanların yakınında itfaiye ekipleri çalışıyor mu bilmiyorum ama geç kalındığına göre ormanların belirli bir bölgesinde bir itfaiye kuruluşları yakın bir yerlere düzenlenirse, nöbetçi ekipler bulundurulursa daha hızlı müdahale edeceğini düşünüyorum. Bilinçlendirme yapılabilir. Bilmiyorum, anketler yapılabilir. Haberler üzerinde daha çok sorular sorulabilir, cevaplar alınabilir. Hani gelecek nesil çok açık. Ama işte bunun önü kapatılıyor mu bilmiyorum ama hani bizler bir çöp atmama olasılığı var. Hani poşet bile mesela kısıtlı şekilde yapılıyor. Ama bunlar hiçbir şekilde gelecek nesile etki etmiyor. Engelleyemeyiz bunu. Dağda terörist yakıp gidiyor. Ki sakılıp mağaraya saklanıyor. Bilemem ki nereden yaktığını. Onu engelleyemeyiz. Çok zor. Her dağın başına bir polis, bir jandarma koyamayız. Devletimiz sağ olsun. İnşallah bunun üstünden geleceğiz. Allah izin verirse. En azından bir bekçi gibi, yani ormanımızı koruyabilecek bir vatandaş görevlendirilebilir. Yani polis kontrolü altında olabilir. Yani polisler sürekli ormanlar içerisinde, çevresinde devriye atabilir. Sürekli kontrol edebilir. Yani o şekilde. Sizce ormanlarımız neden yakılıyor olabilir? Rant için. Çünkü bizim anayasamızda belli, yakılan ormandan tekrar orman yapmak zorundalar. Ama haberlere bakarsanız yok madendi, yok oydu, yok buydu. Spekülasyon yani, başka bir şey değil. Devleti yormak, kara propaganda, başka bir işe yaramazlar. Enerji kaybı. Her türlü sebebi var bunun. Çevre temizliği, oksijen kaybı, zarar verme, ekonomik zarar, her türlü sebebi var. Yabancı güçlerin etkisi olabilir. Ben biliyorum. Yabancı güçler hani mesela istemeyen çok, mesela bu zamanda da hani Cumhurbaşkanımız olsun, başbakanlarımız olsun, bakanlarımız olsun, hani ilerlediği sürece bizi istemeyen çok ülke var zaten. Yurt dışı olsun, yurt içi olsun. Yurt içinde de çok var. Askere gücü yetmiyor. Hepsini öldürüyor askerlerimiz.
Güvenlik kuşlarımız, özel hareket polislerimiz hepsini öldürüyor. Onlar da ormana gücü yetiyor. İnsana gücü yetmiyor. Artık sokulacak delik arıyorlar. Kökü kuruyacak inşallah yakın zamanda. Temennimiz de o inşallah. Çeşitli alanlarda olabilir terör saldırıları. Belki askerlerin olduğu yerde bir bomba olabilir. Her alanda terör saldırıları olabilir. Terör saldırılarının her alanda olabilir yani. Bir şey olmasına gerek yok. Orman yangınları da bunun bir çeşidi diye düşünüyorum. Emin olun bilmiyorum. Sadece imara açılması beni rahatsız ediyor. Ama şundan yakılıyor, bundan yakılıyor diyemiyorum. Terör örgütleri de zarar vermek istiyor olabilir. Evet, imara açılmak için de yakılıyor olabilir. Evet ama içimiz yanıyor yani.